Mahkeme Başkanı ile Şeyh Said arasında sorguda ilginç şeyler Bilmiyorum. olmuş. Bakın o diyalogların bir kısmını paylaşayım. Ya niye biz çocuklarımıza mesela bunları öğretmeyiz? Ben bunları yazarken en çok kafa yorduğum şey bu. Yani okul kitaplarında niye mesela ibret alınsın diye şu şey Seyit'in sorgusunu bu mahkeme tutanakları hani arşivler kapalı diyorlar ya yok ev açık. Yani bu tutanaklara falan ulaşabiliyoruz. Şimdi soru: Niye isyan ettin? Cevap: Şeyh Said'in cevabı: Medreselerde fıkıh okudum. Şeriat hükümleri uygulanmazsa kıyam vaciptir. Kaza ve kader beni buraya sevk etti. Binaen şeriatımız yolunda ölürsek dinsiz gitmeyiz. İtiraf ediyor yani. Dünya din için ayaklanmış. Soru: Yunan ordusu İslamiyet'in merkezini ayaklar altına almışken cihadın farzını niye yerine getirmediniz? Cevap: o zaman muhacirdik perişan dedi ki. Şimdi e, o, de, o zaman dediği 5 sene önce 1920-22. Niye Yunan'a Yunan karşı savaşmamışlar? Yunan'a karşı savaşmamışlar ama güzel soru sormuş mahkeme başkanı. Cevap kaypak bir cevap. O zaman muhacirmiş de e, perişan dedi. Soru din hükümlerinin zedelendiğini söylerken neyi kastettiniz? Mahkeme çok kibar. Ha bir de bu çok ilginç. Sorgu tutanaklarında Şeyh Said'e ve bütün isyancılara mahkemenin üslubu hep eleştirilir ya, İstiklal Mahkemesi. Son derece güzel bir üslupla belgeler, kanıtlarla her şey önlerine konuluyor. Hep hep eleştirilir ya. E tabii ki İstiklal Mahkemeleri normal bir mahkeme değildir ama Şeyh Said'in Diyarbakır İstiklal Mahkemesindeki sorgusunda mahkeme çok iyi çalışmış. Deliller toplanmış, her şey ayan beyan ortada. Bakın niye ayaklandın şey pardon din hükümlerinin zedelendiğini söylerken neyi kastettiniz? Cevap içki yasağı kaldırıldı. Yani cevabı bu. İslam'a kılıç çeken İslam değildir hadisinden haberiniz yok mu diyor hakim. Cevap Müslümanlara din hükümleri bıraktırılmıştı. Deyince şey Said mahkeme başkanı diyor ki hamdolsun hepimiz Müslümanız Kur'an okuyoruz zekat veriyoruz. Şey Said bunun üzerine diyor ki din hükümlerinden hangisi var diye soruyor mahkeme başkanına. Başkan. Ee, başkana soruyor. Soru. Şeyh yalan söyler mi diyor bu sefer mahkeme başkanı. Şeyh Said. E söyler ya diyor Allah bilir. Soru. Hükümetin dine karşı olduğunu nereden çıkardınız? Cevap. Gazetelerden, dergilerden, gelen tüccardan ve milletvekillerinden. Soru. Hangi gazetelerden? Cevap. Sebilül Reşat ve Tevhid-i Efkar. Muhafazakar gazeteler. Soru. Sana dinin kalmadığını söyleyen tüccar ve milletvekilleri kimlerdi? Cevap Erzurum Mebusu Raif Hoca. Soru. Ziya Hoca'nın beyanet, beyanatını duydun mu? İlk girişte okuduğum. Cevap. Ziya Hoca'nın beyanatını Sebil-i Reşat'ta daha başka yerlerde okudum. Bir kere okudum ki kılıçsade Hakkı Bey peygamberimizin aleyhinde bulunmuş. Okurduk ki kız mekteplerinde İslamiyet'e aykırı şeyler oluyormuş. Kızlar piyano çalıyorlar, erkekler keman çalıyorlar, sabaha kadar sohbet ediyorlarmış. Sebi'ül Reşat'ın her nüshası beni müteessir ediyordu. Farmasonluk, laiklik de bizi çok müteessir ediyordu. Şimdi e, ayaklanma gerekçeleri buymuş. Yani gördüğünüz gibi din kullanılmış. Yani baleyi bile, bale mi diyor, ne diyor? E, ee, Piyano. Piyanoyu bile e, ayaklanmaya bir ger gerekçe saymış dans etmelerini. Aynı zihniyet sürüyor. Soru, Sait Efendi, geçen celsede beni isyana sevk eden 3 neden var demiştin. Birincisi dini hükümlerinin, din hükümlerinin uygulanmaması. İkincisi, basının etkisi. Üçüncüsü meclisteki muhalefet. Bunları açıklar mısın? Şey Said'in cevabı. Sebiyül Reşat'ta şeriata aykırı olan şeyler yazılıyordu. Derdi ki yalan ise derdik ki ne yalan ise nasıl yazıyorlar? Nasıl söylüyorlar? O halde doğrudur ki yazıyorlar. Zaten Sebiyü Reşat yazdığını hep bir belge gazeteye dayandırırdı. Başka bir neden de Tevhid Efkar gazetesiydi. Sonra Cibran'la Halit bir gazete gönderdi. O gazetede Allahu Teala yoktur. Her kulun dayanağı neyse Allah odur diyordu. Buna da kızdık. Velhasıl din, ırz, namus, farmasonluk, laiklik hakkındaki yazılardan kim ve nefret duyduk ve ayaklandık diyor. Yani dikkat ederseniz isyanı getiriyor diyor ki dinsizdi hükümet işte bunun için ayaklandık. E, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın programını beğendiniz mi diye soruyor. O sırada ikinci bir parti kurulmuş biliyorsunuz Kazım Karabekir'in kurduğu. Cevap beğendim diyor çünkü içkiyi fuhuşu yasaklayacağız demesi hoşuma gitti. Bir de dine hürmetkar olduklarını söylüyorlardı. Evet programda böyle bir maddeleri var. Terakkiperverim. Dine hürmetkarız. Böylece muhalefeti dine hürmetsizlikle suçlamış oluyor üstü kapalı. Yani şey iktidarı CHP'yi. E, bundan da etkilenmişler. Askeri Rum nedir diye soruyor. Biz Kürtler Türk askerine askeri Rum deriz. Tabirdir öyle deriz diyor şey Said. Dikkat ederseniz işin rengi burada bir anda soruyla değişti. Din kalktı diyorsun namazını kılmıyor muydun? Camilerde ezan okunmuyor muydu diyor mahkeme başkanı. Cevaba bakın. Evet ibadetime kimse karışmıyordu. Her isteyen namazını kılabiliyor ve camilerde ezan okunuyor. Şey Said'in ifadesi. Fena yaptık. Bundan sonra iyi olur inşallah.